Keyfiyet esası. Allah'ın takip ettiği, kainattan takip ettiğin bir gayettir. Neymiş? Keyfiyet, Allah'ın kainatta, insanı yaratmakta, takip ettiği, Abdülbasit duyuyor musun abi? En büyük gayesiymiş. Keyfiyet. Keyfiyet nedir? Geçen haftayı ben maddelerle sıralayayım, kaldığımız yerden devam ederiz. Keyfiyet şuydu, hatırladınız mı? Bir, ben buradakini okuyayım, bizde çıkarımlarımızı. Bir, ihlası barındıran, sadakatı, fedakarlığı, sebatı, iktisatı, kanaatı, maddi menfaatlerden ve teveccühün aslen istina göstermekle ortaya çıkan eylem de şudur. Bir, kendimizden daha değerli ne var bizde? İman var. Kendimizden daha değerli iman var. Psikoloji bozukluğu söylüyorum. Kendinden daha değerli bir şey var mı sana göre sen? Yok. Kendinden daha değerli, kıymetli bir şeyin peşine koşarsan hayat anlamını bulur. Yüksekte ya sende, böyle değil. Senden daha değerli bir şey yukarıda. Sen onun peşine koşarken önüne gelen engeller merdiven olur. Eğer hayatından daha değerli bir şey yok, hayatından daha basit şeyleri hayatına gay yaparsan merdiven aşağıya olur. Hayat anlamını yitirir, bütün hadiseler üst üste değil, alt alta gelmiş olur, dibe gidersin. Psikoloji sıkıntının sebebi bu. Abi, hep herkeste, peygamberde dahil, Ustad Bediüzzaman'da dahil, herkeste sıkıntı var. Sıkıntısız bir hayat ne der ustak? Muhali talep etmektir. Muhali ne diyor? Bizde bir şey diyor. Muhali talep etmek kendine fenalık gibi. Etmek ama bir adeti yani olmayan bir şeyi adetullah'ta aramak. Yani Allah böyle bir şey yaratmamış. Sıkıntı değil. Sıkıntı yapmasan. Sıkıntıyı yönetemezsek sıkıntı olur. Onun da gayesini, temelini söylüyorum. Ne kadar psikoloji ders dinlersen dinle, hangi doktora gidersen git. Ne yaparsan yap, şu. Hayatından daha değerli, bak uçak yapıyorum. Hayatımdan aşağısı var, hayatımın düzü var, hayatımın yükseği var. Fakirlik de böyle. Fakirlik zenginlik nedir? Fakirlik elinde olmaması değil, talep çokluğudur. Zenginlik ne? Talep azlığıdır. İşte Allah Resulü. Jipi yoktu. Değil mi? Böyle bir talebi yoktu. Talep ettiğiniz her şey sizi fakir eder. Ha? Talep ettiğin bir şeyin peşine ulvi şeylerini feda edersen seni köleleştirir. Köle o. Hedefe göre mi kalite alıyor? Evet. Yani mesela adam bir kendisini arıyor, bir de jip arıyor dünyada. Onun için yaratılmış. Bir daire alayım. Bir de kendisini arıyor. Bir de kendisini yaratanı arıyor. Ha bak şimdi psikoloji şu arkadaşlar. Bak hayatın bu. Düz. Aşağıya. Yukarı. Tamam. Şimdi hayatımızdan daha değerli bir şey var mı? Yok. Hayatından daha değerli bir şeyi gaye yaparsan önümüze çıkan sıkıntılar merdiven oluverir. Gaye o. Eğer hayatımızdan daha basit şeyleri hayatımıza gaye yaparsak merdiven aşağı doğru olur. Hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Eğer hayatından daha değerli bir şey hayatına gaye yaparsan lütfu kahrın, lütfu da kahrın. Şeyin vahid. İkisi aynı şeymiş. Lütuf da kahrı da. Sıkıntısızlık da sıkıntı da. Fakirlik de zenginlik de. Kadın erkek de. Her şey dünya ve ahirette. Lütfu kahrın. İkisi aynı şeymiş. Şeyin vahid. Bilmeyen çekti azap. O azaptan kurtulur. Sultan olan yani tefekkürü Risale-i Nur okuyan anlar bizi diyor. Şimdi keyfiyet nedir?
hayatımızdan daha değerli bir şeyi hayatımıza gaye yapmak. Hayatımdan daha değerli şey nedir? Allah'tır. İnsan muhatap ilahi ya. Başka bir şey yoktur. İnsanın hayatına ana gaye olmamalı. Olamaz zaten. Hiçbir şey Allah'tan gayri. Cennet bile hayatın gayesi değildir. O kadar değerliyiz. Tamam? Çünkü bizde var olup da 18 bin alemde olmayan var. Zatı bizde. Sıfatlarıyla Allah kainatta. Zatı bizde. Şimdi şu. Biz bu dünyayı kendimizi aramaya geldik. Bulduktan sonra baktı ki bu ben zannettiğim şey de oymuş. Men arefe nefse fekad arefe Rabbim. Şimdi Allah'ın bu kainattaki gayesi gayi ala ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudu şu. Allah'ın bizdeki haşa tayin ve teşahhus karşılığı nedir? Encami imandır. Keyfiyet o zaman hulasa yapıyoruz. Bir, hayatından daha değerli bir şeyi hayatına gaye yapmak, o da iman. İman hizmeti. Ben toparladım biliyor musun? Bak yazdım. Sifsiz yazmıyorsun. Resul. Bak abi. Yani dersi hulasalandırdım. Yani öyle şey olmuyor yani. Bedelsiz bir şey yok kardeşim. Öyle okuyup uçuyor. Kur'an da öyle uçuyor. Not alırsanız iner. Eskide derdik, Risale'nin talebesi olmanın şeyi 3 tanedir. Kastamı da anlatır. Okumak, dinlemek, yazmak. Eskide bir felsefe yapardık 1985'te. Biz aramızda. Yazmak eskidendi. Yanlış. Yazmak her zaman var. İlla Osmanlıca değil. Yazmak işte, kaydetmek. Mesela, demek ki hayatımı, keyfiyet şudur. Allah'ın takip ettiği, kainata takip ettiği gaye odur. Kocaman ağaçtan çekirdeği takip ediyor. Tamam. Bir, hayatından daha değerli bir şey hayatına gaye yapmak, o da iman. İki neydi? İki, yazmışım. Sayı değil, kaliteyi esas almak. Üç, değişen, kaybolan, uful eden, batan, fanileri değil, baki esas yapar. Dört, biz konuşuyoruz. Tarikatçı konuşur. Mesleği haksa, ehl-i sünnet vel cemaati içerisindeyse, ki benim Risale-i Nur, Risale-i Nur'a kanaat edebilmek çok sıkıntı alıyor. Kaliteyi koyuyor. Niye? Kafam acaba bu muydu, şu muydu, yanlış mı yaptım, şunu mu yapsaydım, keşke şu meslekte mi olsaydım, keşke bu bitme seni duman eder. Kalite olmaz. Darmadan duman olursun. Ne demek? Bir gün Yusuf konfeksiyonda çıraklık yaptı. Bir gün oto kaportada. Bir günde otoboyada, bir günde ayakkabı fabrikasında, bir günde tıp fakültesini okudun, bir gün hukukta okudun. Sen ne olabilirsin ki? Hiçbir şey olmaz. Demek ki bir konuda ihtisas sahibi olacaksın. Kanaat. Ne etti? Bir, imanı esas almak. İki, sayı değil kaliteyi. Üç, kaybolan, uful eden fanileri değil, bakiyi. Dört, bulunduğun mesleğe kanaat etmek, artık sorgulamak. Sorgulama. İlk önce sorgula. Buraya geldin mi? Geçen perşembe de dedin. Gidin bütün cemaatlere. Nurcuların içinde de bütün meşreplere gidin. Ama gidin, bakın, dinleyin. Çünkü belki fıtratına uygun oralar. Sen belki çınar ağacısın, ben de sana saksı sunuyorum. Belki sen balina balığısın, okyanusun adamısın. Ama ben sana Karadeniz Gölü'nü sunuyorum. Olmuyor. Git. Git bak ama baktıktan sonra kanaat et artık. Sorgulama. 4. 5. Hakikatleri şahıslar üzerine bina etme. Ha insanlar değişir. Değişir ve dönüşür. Ve ölür. Baki hakikatleri fani şahıslar üzerine bina etme. Hizmet ederken İnsan olduklarını, peygamberler gibi iki sıfatı haiz olmadığımızı, peygamberler mahfuzdur ve masumdurlar. Yani günahsızdırlar ve Allah tarafından korunurlar. Peygamberler yalnız. Asıl imamları ve mezhep imamları masumdurlar
mahfuz değiller. Yani Cebrail'le korunmazlar. Yani Allah tarafından devamlı kontrol altında değiller. Ama günahları yoktur. Masumdurlar. Ama mahfuz, hıfz altında değiller. Ama ulemanın, diğerini de duyarsınız, ulemanın ekseriyeti mutlakası, ehl-i sünnet vel cemaatinin kanaati katiyesi şudur ki, asın imamları ve mezhep imamları da mahfuz ve masumdurlar. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, benim simama, bundan yola çıktım da bunu da gördüm. Benim simama şeytan giremez. Bunu ararken, yani bu nedir, ne demek, niye giremez? Emir Dağı'nda anlatır, 155'te hatırlarsınız. Emir Dağı'nda, ikinci Emir Dağı, 155. Sonra Fıkhül Ekber, İmam Azam'ın oraya baktım, İmam-ı Kabillere baktım böyle. Meğer Allah tarafından din adına asın imamları ve mezhep imamlarına da simasına giremeyeceğini ekseriyeti mutlaka var yani. Ulemanın kabileri de böyledir. Gazali de böyle söyler. Yani mesela İmam Azam'ın suretine giremez. Ona göre. Ama bir kısma göre hayır diyor, sırf peygamberler mahfuzdur. Ama peygamberlerin varisleri olanlara da bu sirayet eder diyen ulema ekseriyetledir. Onun için Bediüzzaman Hazretleri'nin simasına, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin, İmam-ı Rabbani'nin, Şah-ı Nakşibend, Geylani'nin vesairenin simasına da giremez. Ama iki tarafı da bilesiniz diye, zenginlik olsun diye söylüyorum. Niye bu? Keyfiyet esas olduğu için biraz şey yapıyorum, altını doldurarak gidiyorum. De o zaman bu kadar bilgiyi niye verdim? Biz hepimiz ders arkadaşları kusursuz değiliz. Eksikliklerimiz vardır. Ailelerde de karı koca, çocuklar vesaire böyledir. O zaman nedir? Sayı bakımından değil, kalite bakımından adam kötülüğünden, günahından, eksikliğinden fazla ise o adam iyidir. Evet, hükmünü söylüyorum. Hizmette hüsnüzan, yani hüsnüzan yapacağız. Yani biz birbirimizi kusursuz olduğumuzdan seviyoruz değil. Kusurlarıyla beraber seviyoruz. Niye seviyorum ben seni? Davamı sevdiğin için seviyorum. Niye sana hizmet ediyorum? Davama hizmet ettiğin için. Bu sıfat nedir? Binlerce kusuru, Risale öyle geçiyor. Risale-i Nur'la irtibatı, bağlılığı olması bir yüzlerce mi diyor? Binlerce kusuru affettirir. Bin seyyiatı affettirir. Yani Risale'nin bir şey varsa. O zaman birbirimize kaliteyi yapmak için hüsnü zan, fevkalade sadakat ve sebat ve müfritane irtibat yapacağız. Ve ihlas. Yedi kalitenin yedinci maddesi yazdım. Allah'ın düşmanlarını düşman edinmek. Dostlarını niye dost edinmek? Onu bilmiyoruz. Kim dostu, kimdir? Hemen bellidir. Belli olanlar tamam da. Allah'ın nice dostları vardır. Hızır Aleyhisselam'a söylediği dostu vardır, demediği dostu vardır. Biliyorsunuz Peygamberimiz kıssasında. Hızır Aleyhisselam girdiği zaman o camide kim ehli iman, kim şey, kim veli, kim Allah'ın dostu bilir. Ondan sonra biliyorsunuz bir baktı ki adam bir tanesi duvarın arkasına uyuyor. Dürtüyor. Normal bir insan seni dinlesene manasında. O da böyle vuruyor. Vesaire biliyorsunuz onu. Sonradan bir hadisi oluyor. Adam diyor ki darlatmış Hızır Aleyhisselam. İkide bir onu darlattı. Bak diyor, beni darlatma, senin Hızır oldun. Bak herkese derim ha dedi. İzdiham oldu. Bak o zaman görürsün. Sonra çıkıyor Hızır Aleyhisselam. Ya Rabbi, bu senin veli kulu olduğunu ben niye bilemedim? Sen bana bildirdin. Listeyi verdin. Bu cam, yani listeye bakıyor. Bu adam veli, bu adam veli, bu değil. Bu deli, veli falan. Ama bu adamın listede ismi yok dedi. Bu adam beni nereden bildi? Senin veli kulun değilse. Cenab-ı Hak dedi ki, sana bildirdiklerim var. Bir de bildirmediklerim var. O bile durdu. Ha. O zaman Allah'ın düşmanları bellidir fiilen. Allah'ın düşmanlarına düşman olmak. Yedi tane saydık. Şimdi derse devam ediyoruz. Ya. Ben dostlarını aradım. Fiilen mesela Gazaliler, Rabbaniler dosttur ama in aşağı insanlar bilmiyoruz. Ama düşmanlarını biliyoruz. Mesela şeriat hücum eden, dine alelen şey yapan. Başka?
Allah düşmanları kim? İslam düşmanları. Günahlarını alelen işleyip iftihar olarak anlatan. Bunların dinimizdeki, peygamberimizin lisanındaki isimleri, unvanları nedir? Fasıkı mütecair. Onlara şefaat yoktur. Günah işleyen değil. Günahı iftiharak, severek, bilerek, sevip işleyip bir de ballandıra ballandıra anlatıyor. Gizlemiyor. Günah alelen işleyene fasık denilmez. Fasık-ı mütecahit denilir. O hiç durumu iyi değil. O Allah düşmanlığı, İslam düşmanıdır. Peki, ben buradan atlıyorum. Bu acip asrın 105. Bir kere bu asırda çok olmayacak kalite. Bu acip asır olduğu için. Bunun adı dinimizde ahir zaman. Ahir zaman fitnesi. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir zaman gelmedi. Bir daha gelmeyecek. Hangi dönemindeyiz ahir zamanın? Üç döneme ayırır. Beşinci şuada. Yani kanun itibariyle. Ahir zaman fitnesinin evveli var. Ortası var, ahiri var. Tamam. Biz ahir zamanın ahir zamanındayız. Üçüncü dönemindeyiz. Nasıl tefrik edilir? Bu adamın, rejimin, sistemin dört devri vardır der. Dört devri. Dördüncü devrinde vaziyeti muhafaza etmeye çalışır. İleri tecavüzat olmaz. Yani kendisini muhafaza etmeye çalışır ama Müslümanlara hücum yapamaz. Müslümanlara zulüm yapamaz. Kendini korumaya, var olmaya çalışır. Hücumu bırak, var olmaya çalışır. İse bu dördüncü devresidir. O zaman nedir? Ahir zamanın ahir zamanındayız. Hangisi daha şiddetli? En şiddetlisi? En şiddetlisi yani karaktere, fıtrata göre değişik de İbrahim. Mesela diyelim ki tanımlayalım. İlk dönemin şeydi. Dine alelen, şeriat ilga, camiler yıkılması, ahır çevrilmesi, asılması, herkesin ortasında Beyazıt Camisi'nin, Beyazıt Üniversite var ya, oranın orada dar ağaçları kurulmuş. Şeriat isteyenleri Osmanlı'nın son döneminde asılıyorlar. Kur'an okutmak, Kur'an anlatmak yasak. Yaptı değil mi? Adamı götürmüyorlar. İbret olsun çocukların yanında diye ufak çocukların yanında avluda, kursun avlusun adam asıyorlar çocukların yanında. Böyle ilk dönem buydu. İkinci dönem münafıkhane gitti. Birincisi alele. İkincisi münafıkhane bizim içimize girdiler. Bizden gözüktüler. Bizim gibi yan serenen sonra Bismi'yi Subhanu yaptılar. Ondan sonra içeride dümeni çevirdiler. Yani treni çevirmeye çalıştılar. Üçüncü dönem ise yani üçüncü dönemleri ileri tecavüz edemiyor. Münafıkhaneleri o kadar yok. Yok yani, yok sayılacak. Kendi dertlerine düştüler. Gitti. Elden gidiyor sistemleri. Korumak için hücum edemiyor. Vaziyeti muhafaza etmeye çalışıyor. O zaman uygulayalım. En dehşetli münafıkhane dönemiydi. Bizden gözüküp bizim yanımızda diz dize çöktüler. Birinci dönemde şehit oldular. Çok insan katledildi. Çok. 4 milyon insan kayıp. 1920'den 1940'a kadar. Menderes'e kadar tabi. 1920'den Menderes'e kadar, 50'ye kadar 4 milyon insan kayıp. Resmi bu. Resmi. Aile mi? 4 milyon. Sırf Türkiye'deki değil yani. Vesaire. Kayıp yani. Mesela diyelim ki Mısır şu anda kendisi muhalif oldu ama göç etti gitti adam. Çekip gitti. İstihbarat gönderiyor. Nereye gittiyse orada öldürüyor. Yani böyle. Birinci dönem böyleydi. İkinci dönem çok tehlikeliydi. Birinci dönem şehit oluyordu. Yani evine basılıyordu. Kur'an okuyor. Kur'an var mı? Yakılıyordu. Kur'an yakılıyordu. Yani ezanlar yok idi. Yani fiili tecavüz. Yani böyle acayip.
Alevileri Sünnilere, Sünnilere Alevilerin oraya jandarmalar yapmak. İkincisi çok deşikti. İmanın gidiyordu. İkinci dönem. 2020'ye kadar işte. İkinci dönem. 1980 ile 2000 arası münafıkane harekettir. Benim Allah-u Alem. Yani münafıkane. 2000'den sonra vaziyeti muhafaza etmek için, vaziyeti muhafaza, 5. şua ve diğerli layıkaları toplayarak söylüyorum bunları. Şu anda vaziyeti muhafaza etmek adına, ayakta durmak, korunmak, yok olmamak, silinmemek adına ileri tecavüzatı yok. Fakat çırpınıp bir olmaya çalışıyorlar şimdi. Hücum edemiyorlar. Hücum edilseydi biz rahatça bu dersi yapamazdık. Veya bunlar yayınlanamaz yani. İmkanı yoktur. Ha. Şimdi sen dava adamı olmak istiyorsan en kaliteli dava adamı bir ve ikinci dönemdi. Şimdi çürük yetiştiriyorlar. Her şey serbest. Acayip yani. Televizyonu da çıkabiliyorlar. O sürü taktan gözüküyor. Dini tamir davasında din tarifçileri, ehli bida çıkıyor. Din diyor, televizyonlarda din diyor, risale diyor. Ne bileyim ötekisi şeriat diyor, sakallar, cübbeler falan çıkabiliyor bu. Bu çok tehlikeli bir dönem şimdi. Şu anda insanları çürütüyor. Birincisinde şehit ediyordu. İkinci dönemde böyle zıt zıtını doğurur ya, direnme güçlü olduğuna, en tehlikelisi de bu dönem. Niçin? Hiç tecavüz yok. Düşman da yok. Böyle bir gaye de bırakmış, yapmış. Her şey her şeye girmiş, birbirine girmiş. Doğru hak, batıl yanlışı olmuş. Acayip. Bu nedir? Üçüncü dönemi şu. Hayatperest. Biz hayatperest olduk. Dünyaperest olduk. %90'ın nefsemmaresine tabi olacak. Evet, %90'ın nefsemmaresine tabi olacak. Telefonların peşine, televizyonların peşine, YouTube'ların peşine. Yani bir böyle artistik böyle hitap etmek, YouTube'lar şey yapmalar böyle. Gözükmek için ben bilineyim, ben tanınayım, ben konuşulayım diye dersler, sohbetler. En zirvedekiler bu. Ben konuşulayım, ben tanınayım, ben bilineyim, şey yapayım diye bu şekilde. Haşa, tam kimseye suizan etmiyoruz ama maalesef çürük dönemindeyiz. Peki orta seviye ne yapıyor? Öyle dava mava yok. Öyle gidiyor da işte. Din lazım. Ne zaman? Şu anda dünya. Önce dünya. Sonra dünya. Sonra dünyamıza yardım eden din. Cenaze menazeler oluyor. Korona var. Ne yapacağız? Nereden teselli bulacağız? Din. Din niçin lazım? Korona var da teselli bulmak için. Ahiret için değil. Dördüncüsü ahiret. Adamı çökertiyor. Kalitesiz yapıyor. Yani bir kasa elmanın içerisine bir tane çürük olursa bitiriyor ya. Kalite yok. Peki ne yapacağız? Çare ne? O kadar okuyorsun. Çare ne biliyor musun? Çok garip. Garibinize gidecek. Sen kenar est. Kenarda dur. Girme, bulunma, gözükme. Allah Resulü'nün tabiriyle kılıcını körlet, kılıfına koy, kapını kapat, çıkma. Yani artık gizli kalma, yani kendinde kalmak, bozulmama, toplumlara girmeme. Ders yapayım, anlatayım, onları şey yapayım, o dönem yok. Artık kişiler kendi reyleriyle hareket ettiği zaman, bak Allah Resulü'nün hadisidir, kendi reyleriyle hareket ettikleri zaman bir tane bu sıfattı, bir de Hakk'ı dinlemedi. Yok. Neydi ya? İki tane. O zaman tebliğ durur diyor. Rüştü abi çok zikrederdi. Kişiler dini kendilerine göre yorumlayıp kendi reyleriyle hareket ettiği zaman o zaman severek ve bilerek terk edecekler diyor. Kastamonu 104, Kastamonu 110'da yestehibunel hayate dünya alel ahire. Dünyayı severek, bilerek ahireti tercih edecekler. Bunlar Müslümana itaattır. Kafire değil bu ayet. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ دُنْيَا لَلْاٰخِرَ Ahireti bildikleri, sevdikleri halde dünyayı ona severek, bilerek tercih ederler. Kafirin durumu birinci şuada anlatıyor. Bu böyle değil.
eğri büğrü noksan görmek istiyorlar diyor. Kafir öyle. Müslüman ise يَسْتَحْبُونَ الْحَيَاتِ دُنْيَا عَلَى الْاَخِرَةِ 104'te geçiyor. Ne yaparlar? Dünya hayatını ahirete bilerek, severek tercih ederler. Ahiret ikinci, üçüncü derece dedim ya. İlk önce dünya. Sonra dünyamıza yardım edecek din. Sonra din. İlk önce dünya. Hayat-ı dünyeviyenin esası. Onun için kişiler kendi zanlarında bir din var. Bir de kendi reyleriyle hareket ediyorlar. O zaman diyor sen tebliğ terk et diyor Allah Resulü. O adam derse geliyor perşembe günü değil mi? Yani veya umumi veya ne bileyim bir yerde. Adam duymak istediğini duyuyor. Duymak istediğini duyuyor Tahir. Onun için tebliğ bu üçüncü dönemde tebliğ durdu kardeşim durdu. Nasıl yapılacak ne yapılır? Dersini yapıyorsun. Artık ne imkanı varsa bırakıyorsun hava alemine. Artık o Allah kimin ihtiyacı varsa bulduracaktır. Koşma dönemi o çok az, çok hususi kalmış. Ben diyeceksin ki merdim giriz ve mazisi çok inzivada olan, içeride kalan, pek hareket etmeyen bir tip olsam bu sözüme dersiniz ki haletiyle söylüyor. Külliyatı böyle gördüm. Hayır, yerinde durmayan insanım. Gitmediğim devlet çok azdır. Ana büyük devletler kabul ederek. Yani meşgul olmadığım dershaneler, açılmadığı yerler yok. Böyle bir insan, böyle hareketli bir insanım olduğu halde. Hani Uçlu abi dese neyse, Merdum Giriz vardı. Ben tam tersine. Yani bir düğünde kardeşimi memnun etmek için almaya giden insanım. 10 dakika konuşacağız. Onu memnun edelim. Merdum Giriz değilim. Ama tebliğ... Kişiler kendi ne zaman kendi reyleriyle hareket eder, kendi kanaatlarına göre dini oluştururlarsa, sen kılıcını körle, kılıfına koy, kapını kapat, evden dışarı çıkma, sahabeye demiş. Şimdi bu acip asrın, bu acip hastalığına, ne acip asır? Ahir zaman. Acip hastalığına Müslümana bile dünyayı tercih ettirmiş. Sonra ne olacak diyor. Ben süslüyorum sizi ayet ve hadiste. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam nasıl kişi anlar demiş sahabe sormuş. Şöyle demiş. Duhan sarar. Duhan her tarafı sarar. Duhan nedir ya Resulullah? Dumandır der. Göz gözü görmez. Yani insanların ekseriyeti mutlakası dumanda var ya sis mesela. Gözü görmez. Müslüman ise sükkam olur der. Sükkam. Nezle hastalığı gibi. Nezle hastası olanlar iki şeyden lezzet alamazlar. Bir, kokudan. İki, dilden. Yediğinden odun gibi olur. Mesela grip hastası olanlar tat alamazlar. Değil mi? Mesela korona hem dile hem buruna vurur. Hem koku alamaz hem de tat alamaz. Grip olduğu için. Yani ahir zamanda duhan basar diyor. Duhan. Duhan nedir yani? Dumandır. Göz gözü görmez, kulak da işitmez. Yoğunluk olduğu için ses de gelmez. Çobanlık yaptınız mı bilmiyorsun, bilmezsiniz belki. Sen bilirsin. Sis çok yoğun olursa Karadeniz'de ben çok yaptım dedemle. Yoğun sis mi? Bağırsan zor önündekini duyurursun. Yoğun olduğu için ses dalgası gitmiyor. Tamam? Duman olur diyor. Müslümana ne olur? Sükkam olur. Yani İbadetinden, eskarından, evradından, namazından, dersinden, ders dinlerken, ders okurken kokusunu ve tadını alamaz. Çok zor. Çok şiddetli bir takva olacak ki yapsın. Bu acip hastalığına, dehşetli marazına karşı. Dehşetli marazı. Dehşetli niye biliyor musunuz? Kanser veren korona değil. Hasta olduğunu bilmiyor. Onun için dehşetli. Mesela bize uygulayalım mı Tahir bunu? Dehşetli hastalık. Bu anlatılanları biz hayalen fikren dışarıya koyduk. İnsanlara ait oldu bu ders. Kendini almasan o nispette dehşetli maraza hastayız. Duçarız bu. Bu dehşetli marazına karşı biziz yani biz. Bu dersi kendim dışındakilere giydiriyorum.
Tabii canım, insanlar böyle. Benim bu ya. Yani Risale'den, evradımdan almıyorum. Peki almadığıma dil nedir? Basit bir şey, medar bas yapıyorum. Kavga sebebi yapıyorum. Tahammül edemiyorum, sabredemiyorum, vefa gösteremiyorum. Bütünsel bakamıyorum, suizan ediyorum. Yapıyorum da yapıyorum. Bu aldığımız dersten koku ve tad alamadığımıza delildir. Yani biz kendimiz, sakın başkasına giydirmeyelim. Hepimiz yani. Ben tevazu yapmıyorum, başta ben. Ama hastalığını bildin mi çok şükür, hastalık hastalıktan çıkar. Ey kendi hastalığını teşhis ve tespit eden bahtiyar doktor, diyor Ustad Bağlan'a. Ha, kusur bilinirse inşallah kusurluktan çıkar. Biz farkımız şu, kusur biliyoruz. Eksikliğimizden dolayı eksiyiz, biliyoruz. Ondan dolayı Allah'tan muamele bekliyoruz. İnsanların 5/4 kusurunu bilmiyor. Tamam. Ustad diyor ki, kusuru bilinirse kusurluktan çıkar. Affa müstahak olur. Sonra tövbe eder. İstiğfar eder. İstiaze eder. İlk önce kusuru biliyorsun. İstiğfar ediyor. İstiğfar eden istiaze eder. İstiaze eder. Şeytanın şerinden kurtulur. Yani farkımız Yusuf o. Evet, o kadar küfran nimeti haşa. Onlar kadar öyle günahlarımız yoktur çok şükür. Ama ahir zaman fitnesinde olduğumuz için camaştık ya, duman da girdi. Sükkam olduk. Namazımızdan, evradımızdan, eskarımızdan, Kur'an'ımızdan zevk alamıyoruz. Allah Resulü bir ayette veya sahabe veya bir saktan. Mesela ustadımız 27. sözde Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Ala mıydı? Subhane Rabbiyel Ala'dan aldığı zevki, o yani bir zikirde aldığı zevki, keşke diyor, ne diyor bütün ömrümde? İbadeti nafileden daha iyi geldi diyor. Yok, bir ömrümde, bir senelikti değil mi? Bir sene nafile ibadetten daha keyifli gelmiş. Subhane Rabbiyel Ala deyince, bize bir şey olmuyor. Ha, söylüyor. Bir şey olmuyor. Yani o günahtan kaçınma nispetinde olur o söylenilen şey. Demek ki Kur'an-ı Mucid, toplayayım da, bu acı basın bir, bu acı hastalığına iki ve dehşetli marazına karşı üç, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tiryak misal ilaçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir. Bunun en bariz örneği ne biliyor musunuz? En kıymetli dediğiniz, vay be ne alim ya, teyip kasidi gibi tarihten, ahayet, hadisten zikrediyorlar televizyonda. Dev adamlar. Ha? Dayanabilir. Risale-i Nur haricinde dayanamıyor. Niye? En büyük barizleri nedir biliyor musunuz? O kadar bilgi sahipleri, kah bazen Allah dostuna düşman, kah Allah düşmanına dost oluyor. Kalkmış, sanki sokakta her şey bitmiş, zındıka bitmiş, Amerika-İsrail bitmiş, tarihçi kalkmış, ustadı tenkit ediyor. Yani bu lazımmış insana bu. Sordu, mecburi cevap verdi. Bak arkadaşlar, ben riyakarlı birbirimize satmayacağız, hepimiz birbirimizi biliyoruz. Herkes bizi de biliyor. Canlı yayında da olanda da biliyor, bizi biliyor. Ben konuşmak istediğim bir şey, size derim ki bana bunu sorun. Bu böyledir. Perde arkası derler. Sonra, abi bir şey sorabilir miyim? Sorusu olan var mı derim. Abi bilmiyormuş gibi tecahül arifane derler. Bilmiyorum. Buyur Yusuf. Abi şurası. Said Nursi miyim? Said Nursi'nin nesini diyeyim? Bunu daha önce planladım, verdim ona, bana bunu sor. İşte onun için böyle tombaladan soru çıkmamış bilerek. Onun için sanki bu asırda insanlar ustadı bilmediği için bu günahlara düşmüş, bu kadar sıkıntılar var. Bunlara çare üretme makamında iken tamir makamında tahrip ediyor. Yani ne kadar acayip. Niçin? Risale-i Nur'u niye söyledim? Risale-i Nur'un istikameti olmasa dostu düşmanı tefrik edemiyoruz. Müftü dahi olsa öyle. Bazen Allah düşmanına dost, dostuna düşman oluyoruz. Demiş ki Ahmet Feyzi abiden okudum. Gayrimüteşhir'de geçiyor.
Okudum ha. Bende bir söz derkada gayrimüteşir var. Ahmet Feyzi abiye diyorlar ki, kusura bakmayın ama yani okuduğumu söyledim. Ustadın avukatı bu Ahmet Feyzi abi. Yani diyor biraz mübalağa etmiyor musunuz diyor. Yani bir nur talebesini müftüden üstün nasıl görüyorsunuz? Sormuşlar ki müftü mü üstün bir nur talebesi mi demiş. Daha çok bu din-i mübine hizmet ediyor. Olacak şey mi ya? Tabii ki nur talebesi daha istikametli ve hizmet eder dedi. Nasıl olur ya sen nasıl bunu diyorsun? Nur talebesi diyor en büyük vasfı Allah'ın dostunu ve düşmanını bilir diyor. Müftü diyor Risale-i Nur bilmiyorsa yer yer Allah düşmanına dost olur diyor bulunduğu makam iktizasınca. Ya kıvırır diyeyim. Ya doğruları aynen söyleyeceksin ya o makamda veya o kanallara televizyon çıkmayacaksın. Kıvırdın mı? Gördün mü? Nur talebesinin diyor en büyük vasfı, sıfatı, meziyeti Allah düşmanına dost olmayışıdır diyor. Onun için ki Allah düşmanına dost, düşman olup da hayatında zikzak yoktur. Nur talebesinin sevabı belki ameli müftü gibi değildir. Öyle basit merdivenleri yürür ama istikameti bellidir. Ötekisinin hayatında zikzak vardır diyor. Benim o kadar acayibime gidiyor ki gitti ki. Yani o kadar etkilendim ki kaç sene oldu okuyalı hala tesirindeyim. Sonra ya öyle mi ya falan itiraz var şeyim var olur mu ya falan. Sonra baktım ki Risale-i Nur bilmeyen bir müftü hakikaten makamın, kasanın ve masanın vezne memurluğu oluşundan Risale-i Nur bilmiyorsa kâina hayatlarına zikzak vardır. Dostuna, Allah dostuna, düşman düşmanına dost olma şeyleri var yani. İktizaları var orada. Onun için Kazım Karabekir'e ne diyor Üstad? Eski Said'in dostu. Yeni Said'in? Hayır. Emirdağ'da hitap ediyor. Emirdağ'da öyle diyor. Bakın eski Said'in dostu olan Kazım'e diyor şey yapın diyor. Onu verin. Yeni Said demiyor. Yeni Said'in dostu değil. Eskide beraberdik. Cephede düşmanımız belliydi. Ne yaptı Kazım Karabekir? Hizmet ederim diye meclise girdi. Onların içinde girdi. Onların içinde onlara karşı savaşmak istedi. Onların içinde onlara savaşılmaz. Allah Resulüne gulya yel kafirun. Onları oraya koy, bunu buraya. Sen burada dur dedi Allah ayetinde. Onu oraya koy, sen burada dur. İçine girip onlarla mücadele edemez. Ustad da ilk dönemde meclise girmişti. Sonra bu ayet ve hadise uyarak Erekdağ'a çekildi. Tarihçeye hayatta geçiyor. Ama Kazım Karabekir'le beraberdik diyor. Sonra diyor bizden ayrıldı, içlerine girerek orada hizmet edeceğini zannetti diyor. Onun için eski Said'in dostu. Mesela Maraşal Fevzi Çakmak mesela. Millet dindar Müslüman biliyor. Ya. Risale-i Nur dayanabilir. Niçin dayanabilir? Risale-i Nur unutma. Abdülbasit. Yani o memlekette de sana, o devlette de lazım oluyor. İstikamet. Çok bilmeye gerek yok o kadar kardeş. İstikameti var mı? Ona özenin bir insana. Böyle zıkzak olmasın hayatında. Böyle, böyle. Dostum, peki doğru nasıl oluyor da zıkzak olmuyor? Bariyer var ya yoldaki çizgiler. Mesela çok ilginç, çok garibine gidecek. Yol kadar mühimdir biliyor musunuz o vermediğiniz, emniyet vermediğimiz o çizgiler. Asfalttaki çizgiler. Hele gece. Hani niye istikamet var Nurcu'nun? Allah dostu belli, düşmanı da belli. Dostu, düşman, dostu, düşman derken ortaya gidiyor. Dostu, düşman birbirine karışırsa istikamet kaybolur. Ondan yani körü körüne söylemiyor bu. Söylemiyorum. Bu istikrarsız, istikametsizlik asırda ancak Risale-i Nur dayanabilir ve onun kim? Onun metin sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakirtleri mukavemet edebilir. Bir daha. Onun için Risale-i Nur'un metin. Metin ne demek? Hadiseler karşısında topuklarının üzerinde dönmez. Zorluğu görünce yılmaz. İki, sarsılmaz. Üç, sebatkar.
4. Halis. Yani böyle baktığın zaman bu adam, hakikaten bu adam. Yani onu bunun şeyine meşgul olmaz. Kıblesi belli. Düşmanı belli. Sadık, fedakar şakirtleri mukavemet edebilir. Öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli. Sadakatla tam metanet ve ciddi ihlas ve tam itimatla ona yapışmak lazım ki o acıp hastalığın tesirinden kurtulsun. Bir daha son bitti. Bir daha. Öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli. Sadakatla tam metanet ve ciddi ihlas ve tam itimatla ona yapışmak lazım ki o acıp hastalığın tesirinden kurtulsun. Bir daha. Her şeyden evvel onun dairesine girmeli. Sadakatla tam metanet. Böyle zorluk görünce topuğun üzerinde dönmeyeceksin. Topuğun üzerinden dönmeyeceksin böyle. Yılmak yok. Ne olursa olsun dağda dönmeyeceksin. Lime lime kesilsen. Aklın gidecek, öldürülecekler. Olsun. Dönmeyeceksin. Bu biraz size teselli eder benim sesimde değil mi? Dönmedim yani. Satmadım devamı. Kendimi düşünmedim. İnan en kritik, en tehlikeli dönemlerde dahi hizmeti düşündüm. Hatta ya ben bu ortamda güzel bir fırsat ne anlatayım ki Risale'yi öne çıkartayım düşündüm. Metin ciddi, halis, ihlas, tam itimatla ona yapışmak, tam itimat çok önemli. İtimat edebiliyor musunuz Risale-i Nur'a? İşte nimet o. İtimat. İtimat edebilmek. İtimat edemeyi, yani Risale-i Nur'a kanaat eden itimat edebilir. Kanaat etmeyen itimat edemez. Ne vardı psikolojiden kurtulmanın yolu? Bir, hatırladınız neydi? Teslim. İki, tevekkül. Üç, kanaat. Kanaat. Dört, İtimat. Kanaat eden itimat eder. Teslim olan tevekkül eder. Bak teslim olan tevekkül eder. Tevekkül eden kanaat eder. Kanaat eden de itimat eder artık. Onun için Risale-i Nur'a kanaat edebilmek o kadar büyük meziyet ki çok şükür. O zaman açılıyor. Okudum anlamadım diyenler ne biliyor musunuz? Gözü dışarıda. Ya bu ne diyor? Bir bakayım bunu. Bu ne iş yapıyor? Derseniz anlamazsınız külliyat. Ama Allah Allah bundan istifade edeyim ya. O zaman açılıyor. Açmıyor sana. Nazlıdır bu. Mail vereceksin. Bilirkişi heyeti de okuyor. O da bu da okuyor. Bir bakıyorsun da bir kitap ya. Ama biz mesela araştırma bu neyin nesidir deyince muammak oluveriyor. Risale-i Nur'a kanaat edebilmek var ya. Çok şükür. Yani bir atıfı buldum bin kişi kıymetinde oluyor işte o zaman. Bir Abdurrahman, 30 Abdurrahman oluyor. 130 diyor. Yani. 130 evet. Tam itimatla ona yapışmak lazım ki o acip hastalığın tesirinden kurtulsun. Acip hastalık nedir? Ahir zamanda yukarıda anlattığımız hepsi. Ezan okunu. Bunlar olursa bu ahir zamandaki yestahibunel hayate dünya alel ahire hastalığından kurtulsun. Yani dünya hayatını ilerek severek ahireti tercih ettiler. Ve sadakatla, metanetle, ihlas, tam itimatla ona yapışmamız lazım. Ve ahir davabım enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tan selamlar.